Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar Halil Çiçek Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun. Şimdi İzmir Kemeraltı'nda buluştuk konakta. Arkeoloji Müzesi'ni gezdik hocam sizle. Sizi devamlı ben takip ediyorum. Kendinizi tanıtıp anlatır mısınız? Emekli öğretmenim. 67 yaşındayım. Şu anda el sanatları üzerine çalışma yapıyorum. Projemden birisi atıklar üzerine çalışmalı yapıyorum. Atıklardan takı, obje ya da heykel çalışıyorum. Çalışıyorsunuz. Evet. Kaç yıldır çalışıyorsunuz bu çalışmalarınızı? Son 15 yıldır daha ağırlıklı olarak çalışıyorum. Ama 71'den bu yana sanatın birçok dalıyla ilgileniyorum. Evet, şimdi İzmir'de Kemeraltı'nda Kızlarağası Hanı'ndaydınız daha önce. Evet, orada taş işleme atölyem vardı. Vardı, orada çalışıyordunuz, çalışmalarınızı yapıyordunuz. Bir de kurslar veriyorsunuz, öğretiyorsunuz. Evet, Güzelbaşı'da kurs veriyorum. Yaklaşık 12 yıldır kurs veriyorum. Veriyorsunuz. Orada da öğretiyor. Hangi yaş aralığını öğretiyorsunuz? Ya, genellikle büyüklere. Büyüklere. 71 yaşında mesela bir kursiyerim var. Var ve öğrenmek istiyor, öğrenmeye tabii açık. Tabii ki. Ya, genellikle orta yaş ve üzeri ilgi çekiyor. Gençler maalesef ilgisiz. İlgisiz bu konulara. Evet. Siz de bundan, ben de aynı müzeleri gezdirirken de muzdaribim, siz de sanat öğretirken gençlerin öğrenmesi konusunda muzdaripsiniz. Bugün birlikte Arkeoloji Müzesi'ni gezdik. Neler hissediyorsunuz? Çok güzeldi. Özellikle uzun yıllar önce gitmiştim ama sanki unutmuş gibiyim ama demek ki bu tip yerler zaman zaman gezilmesi lazım. Bilgilerin tazelenmesi lazım. Takılar bölümü özellikle çok ilginçti. Güzel. Hoşuma gitti. Özellikle Yusuf taşları kısmı çok ince işçilik vardı. Kaç milyon yıl önce böyle bir işçiliğin olması şu an bile çok zor bir işçilik. Çok güzel çalışmalar var. Evet hocam, yani yüzük taşları, altın takılar, işte küpeler, paraları gördük. Roma, evet, Bizans ve Yunan paraları. Sonra şeyler, gözyaşı şişeleri, cam işçilikleri, seramik işçilikler, kaplar, kandiller, çoklu yalan kandiller vardı mesela. Evet. Onlar çok ilginçti. Her tarafından alev çıkan kandiller, yağ kandilleri. Evet. Zeytinyağından yapıyorlar yağ kandillerini. Yanıcı özelliği olunca zaten o şekilde. Zeytinyağının ilk kullanım yeri kandillerde kullanılmıştı. Evet. Evet, çok ilginç. Siz de benim gibi tarihe meraklısınız. Toprak kaplarda nasıl, hoşunuza gitti mi? Valla çok güzel. Özellikle kabartmalar, üstüne yapılan resimler çok ilginçti. Çok ilkel ama çok kullanışlıydı. Yani ergonomik bir yapıları vardı. O çok ilginçti. Evet, Klozomanya Urla laitleri konusunda mesela Roma döneminde onlar nasıldı sizce? Valla inanılmaz üstüne kabartmalar yani yapılacak. Şu an bile çok yapılması zor bir işçilik. Kaç tonluk taşların üzerine kurulması, blok üzerine işlenmesi çok ilginçti. Yani oradaki sanat da çok enteresan. Klozomanya'yı, Urla'yı iyi okusun sevgili dinleyenler. Şu anda da hocam siz mesela hangi türlerdeki materyallerde çalışıyorsunuz? Biraz onlardan bilgi verin. Ben çok değişik şeyler çalıştım. Yani atıklar üzerine çalışıyorum ama yani yarı değerli taşlar, normal taşlar, çakıl taşları, aklınıza gelen metaller dahil birçok malzemeyi kullandım ve kullanıyorum da. Evet hocam. Yani mesela zeytin çekirdeğini de kullanıyorsunuz, hayvan kemiklerini kullanıyorsunuz. Tabii. Yani kemik, boynuz, diş, kök, kabuk, bütün meyve çekirdekleri, atılacak bütün şeyler. Ve özellikle kemikleri çok işliyorum. Evet. Tırnak kemiğinden kafa kemiğine kadar bütün kemiklerden örnekler işliyorum. YouTube kanalınız var. Halil Çiçek diye girince el sanatı yaptığınız bütün eserler orada. Arkadaşlar siz de oradan bakabilirsiniz Halil Hocam'a. Ekleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Şunu belirtmek isterim. Ticari bir kaygım yok sakın ha. Yani orada özellikle teknik konularda videolar yaptım. İnsanları bilinçlendirmek için. Dediğim gibi hiçbir ticari bir amacım yok. Epey bilgi olduğunu zannediyorum. Çok güzel şey mesela takılarda çok hoşuma gidiyor benim kullandığınız maddeler var. Mesela bugün biraz önce baktık hocam. Takının içinde yaparken kullandığınız şeyler var. Bakliyatlar var. Camlarda enteresan şeyler var. Çürük taşlar var, mozaik çalışmalar var. Evet hocam. Bunlar son dönem benim proje yaptığım şeylerden birisi. Çok güzel. Ders de veriyorsunuz. Evet, biraz önce söyledim. 12 yıldır falan ders veriyorsunuz. Siz de
Mezun olduğunuz okul neydi hocam? Onu anlatalım. Teknik öğretmen okuluyum. Yani emekli teknik öğretmenim. Öğretmensiniz. Ama tamamen alaylıyım. Bu konularda alaylıyım. Hiçbir ders almadım. Tamamen kendim öğrendim. Kendi kendinizi yetiştirdiniz. Evet. Her gün geliştirmeye çalışıyorsunuz kendinizi. Her gün 5 saat çalışıyorum. Yeni bir şey öğrenmeye çalışıyorsunuz. 5 saat çalışıyorsunuz günde. 17 yaşındayım ve her gün 5 saat çalışıyorum. Evet, bu enerji geliyor mu? 18 yaşında gençlerde yok. Bugün buluştuk, bir senedir buluşamadık, görüşemedik. Bugün de kayda geçirelim dedik, hem fotoğraflar çektik, hem arkeoloji müzesinde gezdik İzmir'de Konak'ta. Sağ ol, gönlüne sağ ol. Zamana bir, bugün şey yaptık artık, zamana bir işaret bıraktık. İnşallah bu videomuzu da yayınlayacağız eve gidince de YouTube'da. Yayınlayacağım, arkadaşlarım görsün, sizi tanısın, takip etsin. Instagram adresiniz Halil Çiçek 1 miydi? Alt çizgi 1. Alt çizgi 1. Facebook'ta? Kızılderili resimli Halil Çiçek, Kızılderili resimli Halil Çiçek benim. Kızılderili resimli Halil Çiçek 1 yazınca Instagram'dan takip edebilirsiniz Halil Bey'i. Kızıl, yani sembol olarak Kızılderili. Kızılderili. Hem Face'de hem Instagram'da Kızılderili sembolü Halil Çiçek benim. En üstte çıkıyor zaten hocam yani Instagram'da. Şimdi, Instagram sayfamın üstünde de YouTube linki var. Oradan da YouTube'u inceleyebilirler arkadaşlar. Yararlı bilgiler olduğunu zannediyorum. Facebook'ta da ben sizi takip ediyorum. Facebook'ta da Halil Çiçek diye direkt yazınca aynı Kızılderili figüre giriyorlar. Oradan sizi takip ediyorlar. Evet. Ne, hangi maddelerden yaptığınızda, ürünün altında yaptığınız şeyde kısa bir açıklama yapıyorsunuz. Zaten uzun yazınca da okumuyor gençler. Kısa bir şekilde yazıp o şekilde bildiriyoruz hocam. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Gönlüne sağlık bugün. Sağ ol. Bugün özverin için, beni gezdirdiğin için teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ olun hocam. Görüşmek üzere.